Efendim, buyurun. Başladı hocam. Hadi bakalım, başlat. Başladı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi muhterem arkadaşlar, neden teşbih beyan ilminin arasına girdi? Normalde beyan deyince hakikat, mecaz ve kinayedir. Yani bunun üçüdür. Yani hakikatin yerine manayı sarih de diyoruz, değil mi ona biz? Ama mecazın bir çeşidi istihare. Yani birinci mana ile ikinci mana arasındaki alaka, karine eğer benzemeklik olursa, yani benzerlik kavramı olursa ona biz istihare diyoruz. İstihare de edebiyatta çok önemli bir yeri var. Onun için otomatikman teşbih, istihare teşbihe bağlı bir olay. O zaman teşbihi anlatmak lazım. İşte bizim müellif de o işi yapıyor. Önce teşbihle başlıyor yani. Ondan sonra mecaza, istihareye başlayacak yani. Ve çok isabetli yapıyor. Teşbih önemli bir edebi ifade yolu. Sanat değil bak. Bu kelimeyi birbirinden ayırın. Yani edebi sanat değil. Edebi bir ifade yolu. Manayı ifade etme yolu. Anlatabildim. Evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. الدلاله على مشاركه امر لامر في معنى. Yani teşbihi tarif ediyor. Bir şeyin diğer bir şeye mana itibariyle ortaklığı sebebiyle ortaklığına işaret, delalet etmeye teşbih diyoruz. Teşbihin tarifi yani. Yani demek ki الدلاله göstermesi على مشاركه امر, bir şeyin ortaklığını, لامر bir başka şeyle, ne konuda ama? Lafızda falan değil. Fî manen, mana itibariyle. Mesela Zeydün kel esedi. Zeyd aslan gibidir. Yani şimdi aslanın neresi benziyor? Sadece cesareti itibariyle yani. Mana itibariyle. Vel muradu hahuna, yani ilmi beyanda kastedilen teşbih. Ha, malem tekün ala veçil istiareti tahkikiyeti. Anlatabildim mi? Yani istihare-i hakikiye var. Yani istihare-i hakikiye, yani mecaz türü olan istihare değil yani. Ne demek bu? Ben hemen zikredeyim size. Yani mesela arkadaşlar biraz sonra anlatacak bize. İstihare-i tahkikiyeyi izah edecek. Şimdi teşbihin dört unsuru var. Biri müşebbeh. Tamam mı? Yani benzetilen. Bir diğeri müşebbehün bih, yani kendisine benzetme yapılan. Bir diğeri veçhü teşbih, hangi yönde benzetiliyor yani. Gelecek bütün bunlar ama siz dinleyin çünkü bir zararı yok yani. Buna teşbihin rükünleri diyorlar, anlatabildim mi yani. He. Ondan sonra bir diğeri de edat-ı teşbih, teşbih edatı. Yani şimdi mesela diyelim ki, bak bu önemli bir nokta, yani edat-ı teşbih hasfedilebilir. Teşbihlikten düşmez. Tamam mı? Veçhü teşbih de hasfedilebilir. Teşbihlikten düşmez. Hatta müşebbeh ve müşebbehün bih müpteda haber de yapılabilir. Yine düşmez. Anlatabildim mi? Ama siz tutar da üç unsurunu da zikretmez. Ra'aytu fil hammami eseden. Yani yagsilu ra'sehu. Hamamda bir aslan gördüm. Başını yıkıyordu. Burada sırf müşebbehün bih var yani. İşte bu mecazdır bu. Mecaz, ama hangi mecaz? Hakiki manada istiare. Fakat burada aradaki karine teşbihtir. Anladın? Yoksa bizim bu teşbih değil yani. Yani müşabehettir diyelim ona. Teşbih demeyelim de. Tabii yine teşbih de diyebilirsiniz. Şimdi anladınız mı meseleyi? Anladım. Bazen vel istiareti bil kinayeti. Bazen istiare kinaye ile de olabilir. Anlatabildim mi? Mesela aşağıda çok güzel bir misal vermiş. Bak aşağıya bakın. Bütün bunlar gelecek.
enşebetül meniyetu azfaraha. Müthiş bir kinaye bu yani. Anlatabildim mi? Kinaye ne demekti? Her iki mana doğru olmayabilir. Mühim olan ikinci manadır. Ama mecazda her iki mana da doğru olabilir. Yani anlatabildim mi? Ama doğru da olmayabilir. Fakat burada öyle değil. Burada kesinlikle birinci mana doğru olmayabilir. Yani önemli olan ikinci manadır. Yani zikredilen teşbihteki durum müşebbehte var mı yok mu? O önemli değil bizim için. Bak ne diyor? Enşebetil meniyyetu, meniyye zannediyorum. Ölüm demek meniyye. Ölüm sapladı. Azfaraha, tırnaklarını sapladı. Yani adam öldü. Var mı sözü? Yani şimdi arkadaşlar ölümün tırnakları yok ki saplasın yani. Tamamen kinaye burada yani. Yani birinci mana hiç kastedilmesi mümkün değil yani. Anladın mı? Yani nasıl şey yapacak yani? Anladık mı? Evet. Demek ki burada kinaye türlü istiare bu. Kinayeden gelen istiare burada. Veya bu da çok enteresan. Tecridi. Tecrid diye bir sanat. Bu bedi sanat bu. Yani edebi sanatlardan bu. İlmi bedide anlatacak bunu. Mesela lakitu bizeydin. Bak aşağıya bakın. Tecrid. Yani ben de tecridin ne olduğunu bilmiyordum. Yani buna burada rastladım. Ötekileri biliyorum da. Ama tecridi unutmuşum yani. Nereden bileyim? Lakitu bizeydin eseden. Anlatabildim mi? Aslan gibi rastladım yani. Yani Zeyd'e aslan olarak rastladım. Yani çok şeci böyle yani. Yani bu şey. Yani çünkü her şey belli burada. Yani orada şey olarak Esed'den temiz olarak gelmiş biliyorsunuz. Yani bu bunlarda evet bir ortaklık manası var ama ıstılahtaki teşbih değil yani. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi geliyoruz. Daha çok şeyler gelecek. Onları bekleyin. Acele etmeyin yani. Acayip hele hele istiare-i tahyiliye var. Çok ağır yani. Ben de fasta bima tu'mar istiare-i tahyiliye o ayeti okuyacağız yani. Neden öyle bedevi Arap secde etmiş yani duyunca. Demişler Müslüman mı oldun? Yok demiş. Ayetin demiş belatına hayran kaldım. Çok hoşuma gider. Bu bir sayfa yakın anlatıyor. Bu zat. Peki. Fedekale. O zaman teşbihin tarifine dahildir. Nahu zeydün esedün. Halbuki burada dikkat ederseniz ne edat-ı teşbih var ne de veçi şebeh var yani. Veçi teşbih var. Yani hatta birisi müpteda olmuş birisi haber olmuş yani. Anladın mı? Müşebbeh dediğimiz Zeyd müpteda olmuş. Esed müşebbehün bih benzetilen. Zeyd aslandır. Bunu kullanıyoruz biz de. Veya mesela bu da çok enteresan. Ve kavlihi teala. Kur'an-ı Kerim'deki ayet bu. Yani hum manasına burada müpteda hasfedilmiş. O gavurlar sum. Yani sağırdırlar. Bükmün. Laldırlar. Halbuki değiller. Benzetme yani. Hakikati göremiyorlar demek. Umyun. Ve kördürler. Ulan şimdi daha tatlı okuyacağız. Sommun, bukmun, umyun fehum la yubsırun. Yerci'un var, yubsırun da var bir yerde. Ha, yakilun var. Ulan sen de hafız oldun. Her şeyimizi düzeltiyorsun. Ne kadar güzel. Allah senin gibilerin sayısını artırsın. Yani. Cepte gezmek mümkün değil. Yoksa şey olarak ben bu program olarak cep telefonuma yüklerdim Emre'yi yani. Çok hoşuma gidiyor bu. Kuvvetli hafızlar çok hoşuma gidiyor. Ha, o zaman biz istiareyi nasıl anlatacağız? Kabataslak istiareyi izah ettik. Vannazaruhahuna, burada istiareyi anlatırken, yani nazar etmek, bakmak, düşünmek manasına biliyorsun. Fiyerkânihi yani. Rükünlerini konuşacağız istiarenin. Ve hiye bu, aslında bunları az çok biliyorsunuz değil mi? Ama ilmi üslupla bilmiyorsunuz yani belki. Tarafahu, iki tarafı. İki taraf dediği müşebbeh ve müşebbehü fi bih. Değil mi? İki taraf. Ve veçuhu, hangi yönden teşbih yapılıyor? Veçi şebeh, yani benzeme ciheti. Ve edatuhu, teşbih edatı. Anlatabildim mi? Bir de ve fil garadı minhu tabii yani.
Bu da yani dört rükün değil ama fakat işlenmesi gereken bir konu. Yani teşbihin gayesi ne? Niye teşbih yapıyorsun? Yoksa şey olur yani itnab olur bilmem, ihlal olur. Belaatta hiç yani sebepsiz bir şey yapılmaz. Sebebi olacak. Maksatları. Bir de bu da ayrı bir şey. Altıncı bir mesele. Altı mesele işleyeceğiz yani. Anladın mı? Bir de ve fi aksamihi yani. Kısımlarını anlatacak. Teşbihin kısımları var. Teşbihi maklup var. Yani teşbihi bilmem ne var. İzahlarını göreceğiz. Oldu mu? Geldik şimdi erkan-ı teşbihi anlatacağız önce. Teşbihin rükünleri bunlar. Bir tarafa. Yani iki taraf. Müşebbeh ve müşebbehün bih. Anladık değil mi bunu? Müşebbeh demek benzetilen. Müşebbehün bih de kendisine benzetilen. Zeydün esedün. Yani mesela zeyd burada müşebbeh. Esedün de müşebbehün bih. Şimdi bunlar, bu taraflar iki türlü olur. Bak 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 bak. Yani veya çeşitleri var. İki türlü değil. Yani anlatabildim mi? Bir. İmma hissiyani. Yani hissedersin o manayı sen. Mesela kel haddi vel verdi. Hadduki kel verdi mesela. Ey sevgilim, senin yanakların gül gibi. Yani burada ikisi de hissi. Yani hissi dediğim mahsus yani. Dokunulabilen şeyler. Yani senin yanakların gül gibi. Veya ve savti daifi vel hemsi. Anlatabildim mi? Yani hems fısıltı demek. Çok gizli. Yani ağızdan çıkmayacak, neredeyse yani duyulmayacak kadar. Yani ağızdan çıktığı hissedilmeyecek kadar. Ne diyorlar ona? Fısıldaşma değil mi? Fısıldaşma yani. Yani bunu birbirine mesela diyor, savtü kekel hemsi diyor, diyebilirsin yani. Bu da hissi. Ve nekheti, bu da çok enteresan. Vel amberi. Nekhe ağız kokusu demek. Anlatabildim mi? Ama amber biliyorsun en güzel miskü amber koku. Ulan senin ağız kokun amber gibi diyor yani mesela. Böyle. Yani bunlar şeyler yani hissi iki taraf yani. Ve riqi vel hamri. Rik biliyorsunuz tükürük demek yani. Bu da yani hep teker teker hissiyan dedi ya, neyi izah ediyor biliyor musun? Bak birinci misal alemi mubsarattan. Yani görülen alem. İkinci misal alemi mesmuattan. Anladınız mı? Çünkü savtı daif hems. Üçüncü misal alemi meşmumattan. Beş his var ya, beş duyu. Meşmumat yani koklama manasına. Dördüncü misal verrik biliyorsunuz tükürük demek. Tükürük demek. Vel hamri şarap ve tükürük. O da alemi mezukattan. Zevk edilen, tadılan yani tatma duyusu. Bir de vel cildi naimi vel hariri. Bu da dokunulandan. Anlatabildim mi? Yani çünkü yumuşak deriyle ipeği kıyaslar yani. Yani burada tabii böyle izah ediyor. Tabii aşağıda tenkitler yapıyor. O tenkitler bizi ilgilendirmez bizi fazla. Demek ki yani teşbihin iki tarafı müşebbeh ve müşebbehün bir. Ya mahsus şeyler olur. Yani hissedilen, görülen, beş duyuyla anlaşılabilen. Veya akli yani. Yani akli olur. Akılla anlaşılan şeyler olur. Biliyorsunuz burada yani veçh-i şebeh benzetme yönü idrakin anlaması. Öyle değil mi? İdrak ciheti yani. Yani anlarsın. Mesela kel ilmi vel hayati yani. Öyle değil mi? Kel ilmi vel hayati yani. İlim ve hayat gibi. El ilmu hayatun vel cehlu mevtun. Yani böyle teşbih yaparsa işte. Veya ev muhtelifan. Veya müşebbeh veya müşebbehün biri hissi olur, biri akli olur. Yani o da mümkün. Kel müniyeti meniyeti veya meniyeti. Allah-u Alem bir bakar mısın? Bir hata işlemeyelim. Çünkü bu ormanda aslanlar şeyler çok fazla. Ne derler ona? Ormanda olanlara? Tilkiler. Yok yok. Ormanda aslanlar var. Yani bizi bir de şey yapmasın yani. Bak. Yok. Milliyeti değil. Değil.
ölüm manasına olacak. Bak kader işte emri hak ölüm. Neniyetiymiş. Bak ilk okuduğumuz doğru. Neniyeti. Tamam. Kel meniyeti ve sebu'i. Farklı manaları var. Yani ölüm ve yırtıcı hayvan mesela. Ölüm burada akli, sebu'i de yırtıcı hayvan hissi biliyorsunuz. Veya vel itri yani güzel koku ve hulukun kerimin güzel ahlak. Itr hissi, öteki akli. Yani güzel açıklıyor. Bunlar gayet güzel yani. Hoş. Vel muradu bil hissiyi. Hissiden kasıt şudur. Yani teker teker onu anlatıyor. El mudraku huve ev maddetuhu. O veya kullanılan madde, yani teşbihte kullanılan maddesi anlaşılıyor. Bi ihtel havasil hamsi zahirati. Yani beş duyuyla, duyudan biriyle anlaşılabiliyor. Beş duyu. Ancak fedehale fihi el hayaliyyu. Hayali de buna dahildir yani. Hayali biliyorsunuz yani aslında olmayan yani ama beş duyuyla hissedilen şeylerden farz edilen. Anlatabildim mi? Yani mesela tevehhüm-ü ebediyet. Hayali bir şey yani. Ebediyeti vehmetme yani. Evet. Beş duyuya mı giriyor acaba? Yok, beş duyuyla anlaşılanlardan anlaşılıyor yani. Onun için yani. Kema fi kavlihi. Nasıl ki şairin sözü yine geldi. Yine geldi. Allah Allah. Ulan tam bir bunlar. Şey yani. Evet. وَكَأَنَّ مُحْمَرَّ Bakalım hangisine misalmiş bu? Ha şey işte, hayaliye misal bu. Hayaliye misal. Enteresan bir şey. Anlatacak. وَكَأَنَّ مُحْمَرَّ الشَّقِيقِ Şakik kırmızı gül demek. Ama ortasında böyle şişkin bir şey bulunan. Anlatabildim mi? Yani o kırmızı gül. Biliyorsun ortasında böyle. Tam açılmadığı zaman şişkin bir şey bulunuyor. Kırmızı gül vesselam. Kırmızı gülün o güzelim kırmızılığı اِذَا تَصَوَّبَ اَوْ تَصَعَّدَ Yani aşağı, tasavvabe aşağıya meylettiği zaman, tasa'ade yukarıya meylettiği zaman, aşağı yukarı meylettiği zaman, nasıl bir hayal ha, hep hayal. اَعْلَامُ يَاقُوتٍ نُشِرَ نُشِرْنَ عَلَى رِمَاحٍ مِنْ زَبَرْجَتْ Ulan öyle bir teşbih ki hakikaten hayali bu yani. Yoksa insan yani manasını düşünmese hayal edemez yani. Yani birkaç şeyden oluşuyor burada dikkat edin. Diyor ki zebercet bu bir çeşit biliyorsunuz yani şey yani mücevher. Anlatayım. Yakut da biliyorsun mücevher. Zebercetten oklar üzerine yayılmış yakut parçaları gibi. Bayrakları gibi. Anlatabildim mi? Ne o? Yani kırmızı gülün o özellikle yukarıya doğru şişen kıpkırmızı noktası aşağı yukarı meylettiğinde tıpkı zebercetten yapılma bir okun üzerine yayılan yakut parçaları gibi. Yani burada şey ve çişebe hayali yani. Çünkü ta ötekileri düşüneceksin ama hepsi de hissi. Zebercedi biliyoruz. Oku biliyoruz. Yani yakutu biliyoruz. Yani ama bunlardan meydana gelen bir hayal yani benzetme. Anladınız mı güzel kardeşlerim? Hayali dediği bu. Ama yine hissi gruptan yani. Hissi gruptan. Neyse. Bu Arap şiirini de atlattık. Kazasız belasız. Öyle şiirler geliyor ki manasını verseler de anlamıyorsun yani. Öyle adamlar konuşmuş yani. Şey adamlar, şair adamlar. Kiminmiş? Sanaveri diye bir aliminmiş bu. Abdülkahir Cürcani zikretmiş bunu. Esrarül Belaga'da. Allah Allah. Enteresan bir şey. Şimdi hissi manadaki veç-i şebehi anladık değil mi arkadaşlar? Yani veç-i şebeh değil, özür dilerim. Tarafları. Ha burada ben veç-i şebeh dedim mi yine yanlışlar söylüyorum. Hiç farkına varmıyorsunuz. Taraflardan bahsediyoruz burada.
Yani burada müşebbehün bih neye benziyor arkadaşlar? Hayali bir şey bu. Yani ha. Şimdi şu çünkü hepsi müşebbehün bih bu. Kendisine benzetilen. Hissiyi anlattık. Ve bil akliyi yani akli olan şeyden yani ne derler taraflardan müşebbeh ve müşebbehün bih'ten kasıt ise ma'da zalik. Bunun dışındaki her şey. O zaman fedehale fihi el vehmiyyü. Vehmiler de giriyor buna. Vehim olmayana vücut rengi vermek. Zaten ma huve gayru mudrakin biha. Yani akliden kasıt böyle yani şey yani beş duyuyla idrak edilmeyen. O ey dediği akli şey yapıyor yani. Sıkıntı yok değil mi şey? Demek ki akliden kasıt ma huve gayru mudrakin biha. Beş duyuyla idrak edilmeyen, anlaşılmayan cevap versen bir şey varsa bir zararı yok. Önemli şeyler olabilir. Yok değil mi? Yok. Tamam. Peki. وَلَوْ اُدْرِكَ Zaten eğer beş duyuyla anlaşılsa لَكَانَ مُدْرَكَنْ بِهَا Yani beş duyuyla anlaşılır, gruba girer yani. O gruptan olur. كَمَا فِي قَوْلِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ Allah Allah. İmrül Kays'inmiş bu. Çok yani en dünyaca yani şey meşhur bir şair. Öyle bir cümle ki ve mesnunetun zurkun ke enyabi ahvali. Evet. Burada şeye misal veriyor yani. Vehmiye misal veriyor. Anlatabildim mi? Daha doğrusu yani şeye nedir? Misal veriyor yani. Akli olana, olana yani anlaşılmayana. Evet. Çok enteresan. Şimdi güzel kardeşim yani bir defa şunu ifade edeyim. Bunun başı var. Başı şu. Bak aşağıya bakın. Eyaktuluni vel muşşifi medaci'i ve mesnunetu ve mesnunetun zurkun ke enyabi ehvalim. Şimdi ehval gul yabanı var ya böyle hayali şeyler yani o. Enyab da şeyler dişleri ne diyorlar ona aslanın. Aslanın dişi demiyorlar o bir tabir kullanıyorlar. Neyse işte. Yani gul yabanilerin dişleri gibi anlatabildim mi? Eyaktuluni. Yani manası şu. Beni tehdit eden adam beni nasıl öldürecek? Benim dayanaklarım yani meşrife, meşarife ait olan bir kılıç. Bu meşarif Allahu alem bir şeydir yani ne derler ona bir nasıl ifade edeyim bir kabile olsa gerek yani kılıcın markası gibi bir şey yani anlatabildim mi? yani benim diyor kılıçlarım medaci'i yani kılıçlarım meşrifidir yani meşrifi kılıçlarım meşrifidir ayrıca ve mesnunetun zurkun ve mesnunetun zurkun Allah Allah. Yani şey gibi denizin, temiz denizin güneşli günlerde parlayan turkuaz rengi gibi parlayan oklarım var diyor. Anlatabildim mi? Yani kenyâbi gûlin. Yani ne şey işte hayali canavarların dişleri gibi yani. Yani burada kılıcını ve bir de oklarını mühim olan mana bu. Yoksa İbnül Kays'in ne dediğinde eksiklik yapabiliriz yani. Anlatabildim mi? Yani tıpkı diyor gul yabaninin canavarın dişlerine benziyor diyor yani. Burada kılıncını ve şeyini. Ama bir meşarife bir bakalım. Meşrefe bak bakalım. Yani bir şey öğrenelim yani. Ben şahsen şey olduğu kanaatindeyim. Yani nedir bir
şey. Evet efendim. Bir bak meşref. Meşref, meşarif. Bakalım ne çıkacak yani. Alm çarfılay. İşte bu. Vermedi. Ha? Vermedi. Şey, senin başka yok mu? Sende o mu var? Ha, sen buna bak. Yüksek, hakim, müfettiş, gözetmen, şerefli değil. O mu var? Başka yok değil mi? Ha. Amir. Amir değil, değil. Meşrefi dediği yüksek tabii yani bu. Hı hı. Evet yani. Evet, o manada yani. Meşrefi. Evet. Yani hulasa diyor ki, yani söylediği söz şu. Yani başını söyleyin. Eyaktuluni. Yani beni öldüreceğini tehdit eden adam kimdir ki konuşuyor? Yani beni öldürecek mi? Halbuki vel müşrefi medaci'i. Yani benim kılıçlarım yükselmiş. Oklarım tıpkı gulyabani canavarlarının dişleri gibi turkuaz rengine bürünmüş. Yani kim beni öldürecek yani diyor. Mesele anlaşılması. Hayali yani bu. Hayal. Tamamen hayaliye misal. Dedi ya. Akli. Hayır akli de. Hayali değil. Vehmi bu. Özür dilerim düzeltin. Vehmiye misal veriyor. Yani vehim bunlar yani. Aslasları olmayan şeyler bunlar. Yani gül yabani falan yok. Evet. Ha. Ve mâ yudreku bil vicdani. Vicdanla idrak edilenler de akli gruptandır. Yani vehimniler olduğu gibi akli grupta, yani vicdanla idrak edilenler de akli gruptandır. Şimdi ne gibi mesela? Kellezzeti vel elem yani bu. Vicdan hisseder bunu. Akıl anlamaz yani. Akıllı kabul ediliyor bu. Yani mesela bir suyun, ifade edebildim mi? Tatlı mı tuzlu mu olduğunu ne göz ne kulak beş duyu anlamaz. Ancak akıl anlar. Nasıl? Tatmayla anlaşılır. Fakat bakarak anlaşılmaz. Tatmayla anlaşılır. Neyse işte lezzet ve elem gibi. Veya iyi bir haber duyarsın, lezzet duyarsın. O his yani ancak vicdanla anlaşılır. Adamın dişi ağrıyor ama ağrısını göremeyiz. Ancak o hissediyor. Böyle. Evet. Böylece tarafları anladık. Anladınız mı? Delikanlılar. Tarafları anladık. İsterseniz yani veç-i şebehte kalalım. Yani çünkü veç-i şebeh çok uzun veya başlayalım. Çünkü yarın bile bitmesi mümkün değil veç-i şebehin. Bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Zeydün esedün müşebbehül. Evet. Esedün müşebbehül. Şebbehün bih. Ona benzetiliyor da. Vallahi bence biraz başlayalım. Yani çünkü çok uzun veç-i şebeh. Yani veç-i şebeh biliyorsunuz teşbihin benzetme yönü. Yani Zeydün Esedün yani şecaatte yani cesarette. Bir bakalım hele nasıldır veç-i şebeh öyle değil mi? Ne demek önce? Önce onu ifade edelim. Ma öyle bir şeydir ki veç-i şebeh yeşterikani fihi orada müşterektir ikisi de. Kim o ikisi? Taraflar. Taraf dediği müşebbeh ve müşebbehün bih. Okuduk ya tarafları. Ama bu müşterek olma da iki kısım. Yani tahkikan ya gerçekten ev tahyiliyen veya tahyili olarak yani hayali olarak yani. İlla yani gerçek manada bir yani işte gördük ya misalleri. Evet. Şimdi evet. Vel muradu bit tahyili tahyil. Yani tahyili diye aşağıda vermiş ama tahyil olabilir. Yani bu tahyiliden kasıt, tahyilden kasıt, hayaliden kasıt. Nehu ma fi kavlihi minel hafifi. Şairin şu cümlesinde söylediği gibi. Anlatabildim mi? Söylediği cümle gibi. Allah Allah. وَكَأَنَّ النُّجُومَ بَيْنَ دُجَاهَا Yani sanki karanlıklar arasındaki yıldızlar sünenün yani şey yollar demek yani yollar
وَكَأَنَّ النُّجُومَ بَيْنَ دُجَاهَا Sünen sünnetin çoğulu. Ama oklar manasına da gelebilir. Sinetünün çoğulu da olabilir. Dert bir değil, elvan elvan. Tamam, oraları biliyoruz. Nenem de biliyor. Öteki, başka var mı? Sin değil, değil, değil. Yani bu oklar da olabilir, yollar da olabilir. Başka bir şey yok. Yani ya ok ya yol. Yol, yollar. Yani yıldızlar o semanın karanlıkları arasında neye benziyor? Sünenün. Yani yani yollar veya oklar daha iyi. Sinetün yani. Anlatabildim mi? Evet. Yani lâhe beynehunne iptidâun. Sanki o şeyler arasında zulmetler arasında ortaya çıkmış yeni bir hal gibi, yani böyle insanı hayrete düşüren, Allah Allah, acayip bir şey ya. Laha, zahara demek yani. Zahara. Burada laha beynehunne, yani onların arasında şey yapıyor. Laha yeluhu, yani dolaşıyor manasına burada. İbtida'un, yani bid'at yolları arasında dolaşan adam gibi. Hayır, burada yol manasına. Oldu mu güzel kardeşim? Burada yol manasına, ok manasına değil. Şimdi bak, mana anlaşıldı. Yani biraz tabii hakikaten ağır yani mana. وَكَأَنَّ النُّجُومَ بَيْنَ دُجَاهَا Yani gökteki zulmetler arasındaki yıldızlar sanki benziyor sünenin yollara, lâhe beynehunne iptidâun, aralarına bid'atların zulmet gibi girdiği sünnetlere benziyor. Burada bid'atları zulmete benzetiyor, sünnetleri yıldıza benzetiyor. Yani ben tabii daha başka manalar aradım. Yani acaba ok mudur vesaire midir? Değil, bizim bildiğimiz bir manaymış. Şimdi dolayısıyla, yani çünkü şey, bir büyük alimin sözüymüş beyt. Müslüman bir alimin yani. Dolayısıyla iş değişiyor. Yani acayip bu. Cahiliye dönemi olsa bu manayı düşünmezsin. Ama şair Müslümansa bu manayı düşünebilirsin. Bak işte böyle zorluk çekiyoruz. وَكَأَنَّ النُّجُومَ بَيْنَ دُجَاهَا Yani semanın karanlıkları arasında yıldızlar, kalan yıldızlar. Sünenün lâhe beynehunne iptidâun. Aralarına bid'atlar giren sünnetlere benziyor. Yani maalesef, yani bir kısım hani sünnet diye veyahut da işte gidilen yollar manasına da anlaşılabilir burada sünnet. Ha. Ama arada sırada bid'atlar var. Tam hani diyoruz ya biz, yani Müslümanın her yaptığı şey Müslüman değil yani. Müslümanım diye yapıyor ama yaptıkları arasında bid'at gibi zulmetler var. Burada bid'atları zulmete benzetiyor. Doğru yol sünneti de şeye benzetiyor. Yıldızlara benzetiyor. Ama semanın yıldızlarını da, yani o karanlıklar içerisindeki yıldızlarını da bid'atların ortalarında göründüğü sünnetlere, yani gidilen yollara benzetiyor. Tamamen tahili yani. Müşebbehün bir ikisi de tahyili bence yani. Öyle değil mi? Öyle. Evet. Daha doğrusu burada şey de tahyili nedir? Şey tahyili değil de belki müşebbeh yani öteki de tahyili değil de özür dilerim. Şey tahyili nedir? Veçi teşbih yani benzetme yönü yani. Çok enteresan. Şimdi zaten açıklıyor. فَاِنَّ وَچَ الشَّبَهِ ف۪يهِ Zira bu şiirdeki yani benzeme yönü şudur. هُوَ الْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ حُسُولِ اَشْيَاءَ مُشْرِقَةٍ Yani parıl parıl parlayan bidin, bembeyaz olan fi cevani be şeyin mutlimin esvede. Yani karanlıklı simsiyah bir şeyin çevresinde bembeyaz ve parlak şeylerin durmasından meydana gelen duruş. Veç-i şebeh bu. Bu veç-i şebeh yıldızlarda da var. Bid'atlar arasındaki sünnetlerde de var.
Anladık değil mi veçe şebehi? Demek ki feinne veçe şebehi fihi huvel hey'etul hasılatu, yani meydana gelen durum, vaziyet, min husuli eşyae, eşyae dikkat ederseniz gayrimunsarif. Dikkat ediyor musunuz? Yani tabii ki elif memdude var ya onun için. Eşyae müşrikatin, yani parlak şeylerin meydana gelişinden. Bidin, yani beyaz, bembeyaz. Nerede? Husulünden. Fi cevani bi şeyin, yani bir şeyin çevrelerinde. Yani hangi, nasıl bir şey? Mudlimin, karanlık. Esvede, yine ismi şey, gayrimunsarif. Ahmet gibi. Ha. Yani karanlık, simsiyah bir şeyin çevresinde oluşan bembeyaz ve parlak şeylerin, şeylerden meydana gelen durur, vaziyet. Veçh-i şebeh bu. Anlayabilirsen anla demiş yani. Çok acayip. Evet. Fehiye bu gayr-ı mevcudetin fil müşebbehi bih. Yani müşebbehün bih'te yok bu. Yani o bid'atların arasına girdiği sünnetlerde yok yani böyle bir şey. İlla ala tariki tehil. Hayal edersen var yani. Yani sünnetler arasına giren bid'atlar tıpkı karanlıklar içerisindeki yıldızlara benzetiyor sünnetleri. Yani bu durum yok aslında. Hayali olarak var. Öyle değil mi? Ve zelike açıklıyor aslında. Çok güzel açıklıyor. Bunun izahı şudur. Ennehu, durum şu ki lemma kânetil bid'atu, bid'at olunca ve küllü mâ huve cehlün, cehalet olan her şey olunca, tec'alu, kılınca sahibaha, sahibini, kemen yemşî fî zulme, karanlıkta yürüyen adama, adam gibi yapınca, felâ yehtedî littarîkî. Turuk. Littarîk. Yani yol bulamıyor. Ne o? Yani. Tabii. Ha, lemma. Lan aferin sana ya, kafan çalışıyor. Yani ha. Yani o felâ yehtedî ettarîk. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Evet, felâ yehtedî. O la geldiği için olmuş o. Ha. Lemma kâne li bid'atu, bid'at olunca ve kullu mâ huve cehlün, yani her cehalet de öyledir. Tec'alü sahiba, sahibini yapar. Kemen yemşî fî zulmeti, yani karanlıkta yürüyen adam gibi. Bu cevabı felâ. Felâ yehtedî littarik. Yolu bulamaz. Ve lâ ye'menü, emin olamaz. En yenâle mekruhen. Ha, yo, yo, daha gelmedi. Çünkü felâ yehtedî, güzel kardeşim, o atıf o. Tec'alü'ye atıf. Ben de kafamı karıştıramadım, siz düzeltemediniz. Yani mübarekler. Yani fiil-i müzari hiç olsa başa fe gelir mi? Gelmez. Yani bu cümle var ya, dünkü dersimizin tatbikatı bu cümle. Yani bak ondan dolayı hallettim, ama manayı çıkardım. Yoksa ben de şey yapacağım, geveleyecektim yani. Tam geveleme. Baştan okuyoruz. Lemma kânetil bid'atu. Bid'at olunca, ara cümlesi bu. Ve kullu mâ huve cehlün. Her cehalet de böyledir. Tec'alü sahibaha, sahibini yapar. Kemen yemşî fî zulmeti, karanlıkta yürüyen adam gibi yapınca, yapınca bak. Felâ yehtedî littarîkî, yolu bulamayınca. Ve lâ ye'menü en yenâle mekrûhen. Anlatabildim mi? Ve çirkin bir şeyle karşılaşmaktan emin olmayınca. Şübbihet biha. İşte cevap. Anlatabildim mi? Burada fa gelmedi. Çünkü fiili mazi. Yani o ona benzetilmiş oldu. Yani bid'at ona benzetildi yani. Ve lezime gerekti bir tarikil aksi, tam tersine, akis yoluyla. En tüşbihe sünnetü, sünnet benzesin. Ve kullu ma huve ilmun, yani ilim olan her şey de böyledir. Bin nuri, nura benzetilmiş oldu o da. Ve şa'a zâlike, bu o kadar yaygındır ki bu teşbih. Bak bak. Hatta tuhayyilu, yani tuhayyile, yani hayal edinildi, yani zannedildi. Ennesani, yani sünnet ve ilim olan her şey, mimma lehu beyadun ve işrakun. Yani öyle halk arasında yayılmış ki, ilim deyince akla
beyazlık ve parlama akla geliyor yani. Yani artık hayale hemen o geliyor. Hmm. Tahili, teşbih o kadar ileri ki anlatabildim mi? Ve meşhur hadis-i şerif bu. Bu hadise ona göre konuşmuş yani. Bu manadan konuşuyor Resulullah. Nehu mesela eteytukum bil hanifiyetil beydai. Yani ben bembeyaz, ilmen ve nura dayanan hanif dinini getirdim. Anlatabildim mi? Bu Resulullah'ın ifadesi. Ya ilim ne kadar tatlı ya. Çok harika bir şey değil mi? Anladınız değil mi burada? Yani bakalım ne var? Ha. Şimdi vel evvel ala hilafi zalike. Birinci tam tersine. Yani orada yani ne demek birinci tam tersine? Yani küfür, ondan sonra cehalet vesaire de artık karanlığın şeyi olmuş yani. Alameti olmuş. Kekavlike şahattu sevadel kufri min cebini fulane. Biz bunu kullanıyoruz. Yüzünden anlaşılıyor yavru olduğu diye. Anladın mı? Yani ben küfrün karanlığını filanın alnında gördüm. Böylece fasare oldu teşbihin nücumi beyne düca, karanlıklar arasındaki yıldızları benzetmek, bis süneni beynel iptidai, bid'atlar arasında sünnetlere benzetmek oldu. Keteşbihiha, Allah Allah, tıpkı onu teşbih etmek gibi, bi beyadi şeybi, yaşlılığın getirdiği beyazı, fi sevadi şebabi, gençliğin karanlığına benzetmek gibi. Yani acayip bir şey yani. Bunlar yapılıyor. Ne yapalım kardeşim? Acayip bir şey yani. Allah Allah. Yani gençliğin, Allah Allah, yaşlılığın beyazı gençliğin siyahlığına benzetiliyor. Ev bil envari veya nurlara benzetilmek gibi. Mu'telifeten beynen nebati şedidil hadirati. Mu'telikaten tabi. Beynen nebati yani eşşedidil hudrati yani şedidil hudratü olsa daha güzel ama hudrati de olabilir. Yeşilliği çok şiddetli bitkiler arasındaki parlayan nurlara. Mu'telika parlamak demek. Tamam mı? Mü'telika. Önce mü'telifi okudum. Birleşen, bir araya gelen manası gitti. Allah razı olsun düzelttiniz. Demek ki çok hakikaten öyle o yemyeşil şeylerde böyle nur gibi parlar. Fe'ulime böylece anlaşıldı bu izahlardan. Fesadu ce'lihi fi kavlil kail yani şöyle diyenin sözünün yanlış olduğu anlaşıldı. Yani bu teşbih yanlış. Yani bu nahve dil uzatmış birisi. En nahvu fi kelam fil kelami kel milhi fi ta'ami. Yani sözde nahiv yemekte tuz gibidir. Öyle değil kardeşim. Nahvi ne kadar bilirsen kelamda da o kadar faydalıdır. Halbuki yani ayar lazım ama öteki nahivde. Bunu benzetmiş. Nasıl? Kevnel kalili muslihan sanki az olmak faydalı. Vel kesiri mufsiden. Çokluk zarar verir gibi. Halbuki öyle değil diyor. Yani itiraz ediyor nahiv adına. Yani bu benzetme doğru değil diyor. Yani veçi şebeh hoş değil. Tamam yemekte fazla tuz zararlı. Ama yani kelamda fazla nahiv zararlı değil yani. Liennen nahve zira nahiv la yehtemilül killete vel ketrete. Yani azlığa çokluğa muhtemel olmaz yani. Bir hilafil milhi. Tuz öyle değil. Nahiv yani. Yeteri kadar bileceksin, yeteri kadar bilmeyeceksin yani. Öyle değil mi? Bitti. Şimdi geldik. Daha ayrı bir dert. Veçi şebehin çeşitlerine. Gerçi bir çeşidini anlattık. Nedir o? Tahkiki veya tahyili. Bizi epey yordu. Şimdi veçi şebehin başka çeşidine geldik. Onu da yarın okuyacağız. Fakat çok tatlı değil mi? Biraz zorlanıyoruz şiirlerde. Akgündüz unutmuş. Ama olsun. Hadi bakalım. Cezakumullahu hayran kesira.
وَعَلَّمَنَ اللّٰهُ عِلْمًا نَافِعًا El-Fatiha.